destek haberi. Bu konuda öğrenciler ve öğretmenler memnun görünüyor. Veliler temkinli iyimserlik içinde. Eğitim uzmanlarına da sorduk konuyu. 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler 4 defa tatil yapacak. Yani hem onlar hem de öğretmenleri ara ara nefes alacak. Eğitim uzmanları da ara tatilleri destekliyor. Aslında bu özel okullarda uzun zamandır uygulanan bir sistem ve özel okullar bunun faydasını gördükleri için uygulamaya devam ediyorlardı aslında. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklar tatildeyken de göstererek, yaşayarak öğretecek. Öğrenme çok boyutlu bir süreçtir. Dersin içerisinde öğreniriz, okulda öğreniriz. Bu tatil sistemiyle birlikte çocuklar oralarda çeşitli aktiviteler yapacaklar, müzelere gidecekler. Huzurevi ziyaretleri de yapılacak. Hem büyüklerin elleri öpülecek hem de sevgi ve saygı öğrenilecek. Çocuğun dışarı çıkması, orada yeni şeyler görmesi, oralara temas etmesi, oralarla ilgili sorular sorması, orada yeni arayışların içerisinde, yeni fikirlerin içerisinde, yeni insanların neler düşündüğünü anlamaya çalışması çocuğa çok iyi gelen bir süreçtir. Müze ziyaretleri de hem tarih dersi niteliğinde olacak hem de sosyal aktivite. Yaşayarak öğrenecekler ve dışarı çıkarak İnsanların neler yaptıklarını daha çok fark edecekler. Müzelere giderek geçmişte neler olmuş, neler kıymetli, nelere değer veriyoruz, nasıl değer veriyoruz ve o değer verdiğimiz şeylerin anlamları nelerdir onları öğrenecekler. Bu çok güzel bir fırsat eğitim adına. Uzmanlar ailelere de düşen görevi anlattı. Onlarla birlikte şehirlerini tanıyıcı etkinlikler yapabilirler. Şehrin içindeki kültürel, sanatsal ve tarihi yerleri gezebilirler. Elbette bazı günler ödevlere de göz gezdirilmesi gerekiyor. Çocuklar hem öğretmenlerin verdiği o okuma ödevlerini ya da ufak ufak tekrar ödevlerini yapabiliyorlar. Ve ilk periyodun aslında konularını tekrar etme şansına sahip oluyorlar. Böylece öğrenme pekişiyor. Ara tatiller ve aktiviteli eğitim sistemi uzmanlara göre başarıyı artıracak bir anahtar. 4 tane sömestrimiz olmuş oluyor. Bu gerçekten çocuğun ara dönemde rahatlamasına, kendisini tekrar revize etmesine ve onunla birlikte tekrar adapte olmasına ciddi anlamda katkı sağlar. Yaz tatilinin birazcık kısaltılmış olması, yaz tatilinin içerisindeki unutma süreçlerini azaltır.